Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da, zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. İsterseniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada neyden bahsedeceğiz? Bakınız ki büyük iddia Ripple ve Sage gizli bir toplantı yapacak diye bu şekilde bir haber var. E, bunun içeriğini şöyle bir e, irdeleyeceğiz. Ne var ne yok üzerine genel itibariyle duracağız. Tabii siz de bu davayı hangi taraf kazanacak dahilinde kendi yorumunuzu, kendi fikrinizi videonun yorumlar bölümünde yazmayı unutmayınız. Şimdi bakalım. Büyük iddia diyor Ripple ve Seç gizli bir toplantı yapacak. Bir kere bu e, gizli toplantı ile alakalı şunu söylemek lazım. Zaten geçmişte bir takım spekülasyonlar vardı. Ripple uzlaşma yoluna gitmek için e, biraz şey yaptı. Yani uzlaşma yoluna gidelim tarafına gitti. Ama Seç buna fazla yanaşmadı. Tabii fazla yanaşmamasıyla mahkeme süreci devam etti. Ripple dedi, ee, sen misin dedi işte. Böyle yapan o zaman hadi devam tarzında bir duruma gitti. Tabii biz sürekli işte yok Ripple'ın lehine çıkabilir. Yok işte Seç'in lehine çıkabilir. Kaldı ki bu da o kadar radikal değil aslında. İşte mahkeme şey demeyecek. Evet Ripple kazandı tarzında demeyecek. Bununla alakalı da sıklıkla konuştuk zaten. Ancak dediğim gibi bir de İşin uzlaşma ayağı var. Yani her iki taraf karşılıklı e, el sıkışıp bir takım durumlar dahilinde anlaşıp... ...dava sürecinin seçin davayı geri çekmesi, şikayetini falan geri çekmesi... ...dolayısıyla davanın e, düşmesi gibi bir hal. Tabii bu nasıl olabilir? Kendi aralarında olası bir e, sonuca kanaat getirirler. Belki Ripple belli bir e, meblağ para öder, işi bitirirler falan tarzında. Ama... Seç e, burada tabiri caizse karizmayı çizdirmeyelim diye e, Ripple da kaybetmek istemiyor, Do dolayısıyla diş geçirmek istiyor, pazardan da çekilmek istemiyor, o yüzden devam ediyor. Ama evet uzlaşma e, her zaman her iki taraf için de olumlu olacağını düşünüyorum. Ayrıyeten tabii dava kayıpsız bittiği için kazandığı gibi bir şekilde muamele görecektir Ripple her taraftan e, bu ihtimal de vardır. Fakat zamanında Seç buna yanaşmamıştı. Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki davanın yakın zamanda sonuçlanması planlanmakta. Evet. Bakınız 2023 içerisinde. Ancak sürekli gecikmeler Ripple'ı zorluyor. Bakınız geri Gensler'ın en son tokada çekilmesi, dolayısıyla mahkemede boy gösterememesi, dolayısıyla özet kararın dahilinde gecikmeler olması. Kimine göre yatırımcılar inançlarını kaybediyor. Yok kaybedecek bir şey yok yani bir gün sonuçlanır neticede. Normalde tabii 6 Mayıs'ta bekliyorduk yani 3 gün sonra ama dediğim gibi. Hatta bunun etkileri Onchain ve Twitter'da belirtilen söylentilerle görülebiliyor. Şimdi ise Ripple ve Sage'in gizli bir toplantı yapacağına dair söylentiler dikkat çekiyor. Detaylar tamam. Ripple ve Sage gizli toplantı söylentisi Twitter'da dolaşıyor. Ripple ve düzenleyici kurumun gizlice buluşacağına dair söylentiler bugün erken saatlerde Twitter'da dolaşmaya başladı. Ya zamanında yargıcın yani Annalisa Torres'in derin devletin adamı olduğuna e, dair söylentiler de olmuştu. Çok fazla spekülasyon çıkar. E, bu tamamen böyle olamaz gibi bir şey değil. E, neden? Çünkü Sej bunu yapar. Gensler sever yani böyle şey işlerini. E, ne bileyim böyle kapılar ardından gizli kapaklı iş yapmayı sever. E, bu tabi zamanında da bunu yapmıştı işte İngiltere Kanada tarafıyla falan da yaptı. O yüzden olmaz değil yani Gensler'ın genel hareketleriyle uyumlu. İlk iddialar Blockchain Daily adlı bir hesaptan geldi. Twitter'ın ardından çok geçmeden XRP yanlısı avukat John Ditton bu söylentileri yanlış olarak nitelendirerek reddetti. Ayrıca şunları da ekledi. SEC avukatları ve Ripple avukatları istedikleri zaman bir araya gelebilirler. Bundan bir hafta sonra bir tarih seçip sonra da bunu sızdıracaklarını e, sanmıyorum diyor. Evet tamam devam edelim. Bu yorumların ardından Blockchain de Dayton'ın görüşlerine katılarak bunun mantıklı olduğunu belirtti. Özet yargılamadaki sürekli gecikmeler göz önüne alındığında durumun gerçek olup olmadığı bilinmemekte. Hatta sosyal medya kanallarında düzenleyici kurumun 6 Mayıs'ta gelmesi beklenen özet kararı az önce konuştuk. Evet. Eline geçirdiği gibi iddialar yer alıyor. Ya o kadar da değil. Yani e, uçmanın da tabiri caizse anlamı yok. O kadar değil. Tamam. Özet kararda Seçin kaybettiğini anlayarak uzlaşma yoluna gittiği yönde spekülasyonlar yapılmaya başladı. Yok. Dediğim gibi hani e, bu doğru değil. Yok. Eline geçirdi de de bilmem ne. O şekilde olmuyor o işler ve dediğim gibi e, doğru da değil. Uzlaşma yönünü bilemem. Hani olabilir ya da gizli görüşmeler olabilir mi? Olabilir ama yok eline geçirdi de bilmem ne çok uçmaya anlam yok. Nihai karar bekleniyor. Raporun ilk beklentisi Yargıç Torres'in nihai kararı Nisan ayında vermesi. Ancak yatırımcılar John Ditton tarafından geçen ay belirtildiği üzere kararın bu ay çıkmasını bekliyor. Bu da Ripple'ın yanı sıra şu anda pek iyi durumda olmayan XRP üzerinde etki yaratabilir. Pek iyi olmayan değil. E, piyasa geneline baktığımızda kıyasen gayet iyi durumda onu söyleyebilirim. Ya peki ne olacaktı? Yani Bitcoin piyasanın tamamı düşerken onix mi yapacaktı coin? Onu anlamadım. Bir ikincisi gerçekçi olmak gerekirse birkaç ay belki eylüle kadar bu özet karar meselesi de uzayabilir. Öyle John Ditton'ın dediği gibi mayıs'ta bitecek falan onlar çok e, mantıklı değil. ya. Yani John Ditina da bu konuda spekülasyon yaratıyor. Mayıs'ta bitecek diyor. Yok. Özet yargılamadaki gecikme birçok yatırımcının şimdilik geri çekilmesine neden oldu. Bu da ağın benimsenme oranının son iki ayın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Acaba? Yani piyasanın tamamı düştüğü için diğer Cardano'da da mı mesela şey var? Mahkemeden dolayı mı oldu o da? Evlenç'te o da mı ondan oldu? Ya Allah aşkına. Ya bazen böyle şeyler gördüğüm zaman bir garip oluyorum. Yani Ivlanç de mi bundan dolayı? Ivlanç'in de son iki ayın en düşük seviyesi. Cardano da öyle, Solana da öyle. Onlar da mı mahkemelik secde? Genel ağ büyümesi belirli bir süre içinde A üzerinde oluşan yeni adreslerin sayısına göre belirlenmekte. Bu rakam 2593'ten 1217'ye gerilerek bir ay içinde %53'lük bir düşüş kaydetti. Evet. Yatırımcılar XRP satıyor. Yatırımcılar neyi satmıyor ki? Keşke yatırımcılar alsa ama yatırımcılar satıyor. Ancak durum sadece yeni yatırımcılar için geçerli değil. Aynen öyle. Yani e, yeni yatırımcı satıyor, balina dipten alıyor. E, e. Hali hazırda mevcut olanlarda günlük adres e, aktif adreslerdeki düş nedeniyle çekilmeye yönelik ve aşağı doğru bir eğim göze, gözlemlenmekte. Mart sonu ile Mayıs başı arasında yatırımcıların toplam varlığı. 35 binden fazlayken bu yazının yazıldığı sırada 15.000'in altına düşerek %57'lik bir düşüş kaydetti. Şimdi tabi buralara çok gerek yok. Yani maalesef hep diyorum ayın 10'una kadar öyle aman aman böyle çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Tabi Fed'in faiz kararı da önemli. Biliyorsunuz çok az kaldı. Zaten Fed'in faiz kararından sonra da yeniden konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.